Şimdi Sevile Hanım'ın misafiriyiz. Kendisi bir Çerkez kızı ve Çerkez yemekleri yapacak. İnşallah. Gabın. Nedir gabın? Gabın hamurun haşlayarak içine kıyma, patates ve peynir koyarak yaptığımız bir şey. Mantı gibi. Mantı gibi kenarlarına güzel bir katlama şekli var biz Çerkezlere özel. O şekilde katlıyoruz ve haşlıyoruz, tereyağla sunuyoruz. Oh, Çerkez mantısı gabın diyorum o zaman. Gabın. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz yarım kilo kıyma kullanacağız. İçi için. Evet, bu içi. 2 baş soğan, 2-3 baş sarımsak koyuyoruz. Diş pardon diyelim. Karabiber, pul biber, tuz. Acı seviyorlarsa kırmızı biber de ekleyebiliriz. Erittirmek için tereyağımız var. Sade yağ yapıyoruz biz. Bunu özellikle belirtelim. Tereyağımızı eritiyoruz. Üstündeki bütün proteini aldıktan sonra sadece kalan kısmı. Hamurunu yapmak için bu 1 kilo una, 1 yumurta, 1 bardak su ekliyoruz. Biraz tuz koyup yoğurmaya başlıyoruz. İsterseniz önce hamuru yapalım. Hemen başlayalım hamuru yoğurmaya. Bu hamuru biraz yoğurduktan sonra dinlendiriyoruz bir yarım saat. Daha kolay açılır. Mantı hamuru gibi sert bir hamur yapacağız. İçi için? Yarım kilo kıymamız var. Bunu fark eder mi? Dana kıyması tek çekim gene. Tamam. Fırçında yaptığımız gibi tek çekim yapacağız. Biz çok incelmiş kıymayla ürün yapamıyoruz. Üzerine kuru soğan. Evet, kuru soğan 2 tane. Kuru soğanlar ince ince doğranmış. Evet, sarımsaklarımızı rendeleyelim. Al bakalım yardımcı, koy yavrumcuğum. Sevile Hanım'ın oğlu da bize yardım ediyor, sağ olsun. Benim 2 tane oğlum var. Maşallah. Tamam, başlasın. Pul biber, toz biber attık. Evet, tuz koyalım. Yarım bardak suyumuzu koyalım. Bunu iyice karıştıralım. Kıymamızı bu şekilde hazırladık. Evet, şimdi şu anda hazır. Hazır. Şimdi dinlenen hamurumuzu açıyoruz. Oklavayla güzelce açıyoruz. Birazcık yeter. Biz bunu şimdi keselim. Şöyle. Şu anda kesiyoruz. Evet, kesiyoruz. Kesmek için evinizdeki bardakla kesebilirsiniz, bir su bardağıyla. Hı. Bardakla, çaydanlık kenarıyla. Evet, şimdi içini dolduracağız. Bir kere daha karıştıralım bunu. Evet. Bakın şu şekilde yapıyoruz. Alıyoruz bir parça. Elimizle şöyle tutuyoruz. Ve şu şekilde örüyoruz. Ukrayna mantısı veraniki gibi oldu. Ukrayna'da bu şekilde mantı yapmıştık. Ukrayna'da veraniki diyorlar. Bu kısmını açık bırakıyoruz. Su dolsun ve güzel pişsin diye bakalım. Burada Ukrayna'da ucunu da kapatmıştık biz. Burada ucunu açık bıraktık, farklı. Ben de eldivenlerimi giyiyorum, ben de deneyeceğim. Hazırladığımız harçtan birazcık içine koydum. Yeterli mi, evet, fazla mı? Tamam, yeter. Şimdi? Önce alt kısmı kapatıyoruz. Önce alt kısmı şu şekilde, evet, kapatıyoruz. Tam şuradan üstünü bağladık. Örüyoruz. Ama tabii eldivende zor oluyor. Elimizi iyice yıkayıp, bence eldivensiz... Bence elimizi yıkayıp tekrar yapalım size. Evet. Eldivenle kolay olmuyor bu iş. Bakın ben de size Ukrayna'da öğrendiğim veraniki gibi yapmak istiyorum. Tamam. Farklı olsun. Bakın böyle bağladıktan sonra kenarı alttan alıp üste. Geçen yaptığımız börek gibi. Biz onu peynirli de yapıyoruz. Bunu bir de biz peynirle yapıyoruz. Biz bunu peynirle yapıyoruz. Peynirle soğanı güzelce birleştiriyoruz. Bu hamurun içine onu koyuyoruz. Ve örme şeklini böyle yapıyoruz. Bakın Ukrayna'da ben yapmıştım daha önce. Oradan biliyorum, böyle örmüştük. Tabii eldivenle biraz tam istediğim gibi olmadı ama. Yine de şöyle göstereyim. Ucunu tam bağlamıyoruz sizin yaptığınız gibi. Bacalı olsun. Çok güzel oldu. Aynı benimkine benziyor. Evet. Bu da benim. Şöyle koyayım ben de. Evet. Koyun tabii. Örtümüz kirlenmesin ama. Hayır, kirlensin şu. Evet. Bu da benim yaptığım mantı. Çok güzel oldu. Bunları yapalım. Suyumuzu koyalım. Tamam. Bu arada tenceremizi alalım şuradan hemen. Evet, eldivenli olmuyor bu iş. Ben size söyleyeyim, elinizi iyice yıkayacaksınız, eldivensiz yapacaksınız. Bir taraftan da suyumuz kaynıyor, suyumuza tuz attık. Bir
tavaya şey koyalım, tereyağımızı koyalım erişelim. Üzerine kırmızı toz biber ve pul biber koyacağız. Tamam. Şimdi... Ben sarımsağı önceden birazcık rendelemiştim. Pişirdiğimiz sudan alacağım ben ona. Bir parça yağ da koyalım tereyağdan. Bakın şöyle. Rendelenmiş sarımsağın üzerine birazcık tereyağı, erittiğimiz tereyağdan ilave ettik. Biraz içine yağ atalım yapışmasınlar diye. Bakın suyun içerisine birazcık yağ attık yapışmasın diye. Bu da püf noktası. Tereyağın üzerine toz biber, biraz da pul biber. Oldu. Çok da güzel koktu, çok da güzel koktu. Suyumuz kaynadı. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi kabınlarımızı tek tek atıyoruz içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnşallah. Kıymalı kabınlar, evet. Çerkez mantıları. Bakın şu anda hepsi dipteler. Ne zamanki yüzmeye başlarlar. İnşallah yiyeceğiz. O zaman yiyeceğiz, piştiler demektir. Kaç dakika yapışar yaklaşık? 7-8 dakikada olur, bakın kaynıyorlar zaten. Oo, yavaş yavaş yüzmeye başladılar. Yaklaşık 5-6 dakikada haşlandılar. Bu haşladığımız sudan bir parça sarımsağımızın üstüne koyuyoruz. Bakın. Rendelediğimiz sarımsağın üzerine tereyağıyla beraber koyduk. Şimdi bunu kaşıkla şuraya koyalım. Karıştıracağız onu diye. Evet, haşlanan kabınlarımızı çıkarıyoruz. Hemen kapatalım. Yağlayalım ilk önce. Bakın. Yapışmamaları için. Of of of. Şöyle bir parça yağ koyuyorum. Hepsine koymak gerekiyor yapışmasınlar diye. Sonra tavamızı şöyle bir sallıyoruz. Tereyağı ve pul biber, toz biber üzerine gezdirdik. Tadına bakalım, çok merak ediyorum. Kendi yaptığımın tadına bakmak isterim. Önce bunlara mı bakalım? Onları fark etmez. Bunlar Sevile Hanım'ın yaptıkları. Evet. Benim yaptığımda... Şunu yapalım. Tamam. Bir parça tereyağı, haşladığımız kabının suyu ve sarımsak. Üstüne şu şekilde döküyoruz. Oh, çok güzel oldu, çok üstüne güzel oldu. Kırmızı biberli yağımız var. Bakın. Harika oldu. Ben de hemen fotoğrafını çekiyorum. Ve Instagram'da paylaşıyorum. Bir tane daha koyayım. Çok güzel bir görüntü oldu. Çerkez mantısı kabın dedim. Instagram'da bu tarifleri yayından sonra hemen paylaşacağım. Kaçırdığınız yerden takip edebilirsiniz. Buyurun tadına bakın. Çok güzel oldu. Kokusu, görüntüsü harika. Bakalım tadı nasıl? Şöyle üfleyerek yiyeceğim. Gerçek söyleyeyim. Sevile Hanım, vallahi mükemmel olmuş.